Türklerin tarih sahnesine çıktığı ilk yurt olarak bilinen Moğolistan, sadece tarihi ve coğrafyasıyla değil, gelenek görenekleri ve kültürleriyle de sıra dışı bir ülke. Geçmişine baktığımızda stratejik bir coğrafyada yer alan Moğolistan'ın kaderinin de hep Moskova ve Pekin arasında şekillendiğini görürüz. Dünya tarihine Moğol istilasıyla damga vuran Moğolistan, 17. yüzyılda egemenliği altına girdiği Çin'den 1921 yılında ayrılarak bağımsızlığını ilan eder. Tabii bu bağımsızlığı Sovyetler Birliği'nin desteğiyle elde eder. Dolayısıyla 1924'te ülkede komünist bir rejimin kurulması kimseyi şaşırtmaz. Ancak uluslararası alanda tanınması 1945'te gerçekleşir. Soğuk Savaş döneminde Moskova'nın uydusu bir devlet olarak bilinen Moğolistan, Sovyetler Birliği dağılır dağılmaz serbest piyasaya geçiş yapar. Bugüne baktığımızda ise Çin'in Moğolistan'ın en büyük ticari ortağı ve aynı zamanda ülkedeki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu söyleyebiliriz. Çin'in ardından yatırım ve ekonomik işbirliğinde en büyük payı elbette Rusya alıyor. Ölçümü bakımından dünyanın 19. büyük ülkesi Moğolistan, Türkiye'nin 2 katı büyüklüğünde ve 3 milyona yakın nüfusu ile metrekareye en az insanın düştüğü bir ülke. Yeryüzünde nüfusuna oranla en geniş toprağa sahip ülke olması kulağa pek tuhaf geliyor değil mi? İnanın gören gözlere de tuhaf geliyor. Sonra alışıyor insan ıssızlığa, sessizliğe ve sonsuzluğa. Ancak bu ıssızlık sadece bir yer için geçerli değil. İlk durağımız 3 milyon nüfuslu ülkenin yarısını ev sahipliği yapan başkent Ulaanbaatar. Eski ismi Urga olan Ulaanbaatar'ın anlamı ne biliyor musunuz? Kızıl kahraman demekmiş Ulaanbaatar. Denize kıyısı olmayan kentin en büyük özelliği ise dünyanın en soğuk başkenti olması. Ocak ayı ortalama sıcaklık -16 derece, şehirde ölçülmüş en düşük sıcaklık ise -49 derece. Ulaanbaatar'ı gezmeye hazırsanız başlayalım. Kendilerine Mongol, ülkelerine ise Mongolia diyen Moğollar, başkentlerini Ulaanbaatar diye telaffuz ediyor. Halkın %30'unun hala göçebe ve yarı göçebe olduğu Moğolistan'da nüfusun %90'ı Moğollardan oluşuyor. Geri kalanını başta Kazaklar olmak üzere Ruslar, Çinliler ve diğer ırklar oluşturuyor. Başkent Ulaanbaatar nüfusun neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor. Evet, yanlış duymadınız. Nüfusun yarısı burada yaşıyor. Dolayısıyla yükü çok fazla. Bu yoğunluğu trafiğe çıkınca ve özellikle kış aylarında ağır gri bir havayı ciğerlerinize soluduğunuzda anlıyorsunuz. Ulaanbaatar sadece dünyanın en soğuk başkenti değil, ayrıca havası en kirli 3. şehri. Bunun nedenlerinden biri de kışın o dondurucu soğukta kullanılan kömür. Ülke ayrıca kömür bakımından da oldukça zengin. Derler ki Sovyetler döneminde burası Rusların kömür deposuymuş. Tabii sadece yakılan kömür değil. Şehirde ayrıca 3 tane de termik santral bulunuyor. Tuğul Nehri üzerinde yer alan başkent Ulaanbaatar, dondurucu soğuklarda dünya hava durumu raporlarına ve sıcaklık derecelerine bakıp da halimize şükredelim, ya şurada yaşasaydık nice olurduk dediğimiz şehirlerin başında geliyor.
Son yılların en sert kışını 2010 yılında yaşayan Moğolistan'da 8 milyon civarında hayvan telef olunca ekonomi çöküntüye girer. Beyaz ölüm olarak bilinen bu sert ve yıkıcı kışın etkisiyle yüzlerce insanın kırsaldan başkente göç etmesine ve ger adı verilen çadırların oluşturduğu gece kondularda yaşamasına neden olur. Bu süre içinde nüfus arttıkça başkent plansız bir şekilde büyümeye devam eder. Sadece nüfus değil, işsizlik de büyür. Geniş meydanlar, geniş caddeler ve o geniş caddelerden dikkat çekecek kadar gelip geçen lüks araçlar. Bir yandan gökyüzüne uzanmak için birbiriyle yarışan yüksek binalar, diğer tarafta çadırdan mahalleler. Yılın 8 ayı çetin bir kış mevsimi yaşanan Ulaanbaatar'ın en çekilmez derdi bu değil elbet. İsminin Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarında en kirli şehirler listesinin tepelerinden bir türlü silinmemesi. Uranyum, bakır, kömür ve altın gibi yeraltı maden kaynaklarına sahip ülke, özellikle kömür bolluğu nedeniyle yaman geçen kışlarını atlatabiliyor. Bol bol karbon monoksit soluyarak tabii. Ne? Elverişli bir ülke olmayan Moğolistan'da hayvancılık oldukça yaygın. 3 milyonluk nüfusun neredeyse 40 katı küçükbaş hayvan, 10 katı at var bu ülkede. En çok atları biliniyor ancak en çok parayı Capra hirkus cinsi keçiler getiriyor. Diye sorarsanız şayet Kaşmir'i. Dünyanın en kıymetli yünü Kaşmir bir keçi türünden elde ediliyor. Bu keçi türü özellikle sert iklimde zor koşullarda yaşayan bir keçi. Afganistan, Hindistan, Pakistan, Çin ve Moğolistan'da yaşıyor. Şu an biz bir Kaşmir fabrikasındayız ve bu fabrikada çeşitli aşamalardan geçen yün daha sonra işte sıcacık kazaklara, hırkalara ve paltolara dönüşüyor. Çin'den sonra dünyanın en büyük kaşmir üreten ve satan ülkelerinden biri olan Moğolistan'ın en büyük kaşmir fabrikalarından biri burası. Step iklim koşullarında kendini soğuktan korumak için ipeksi iç tüyü geliştiren bu keçilerin İngiltere ve İskoçya gibi ülkelerde yetiştirilmeye çalışıldığı ancak bu kalitede yünün elde edilmediğini belirtiyor fabrika çalışanları. Bahar aylarında keçinin göğüs kısmında yer alan ve sadece yılın 3 ayında oluşan ipeksi tüyler çobanlar tarafından hassas bir şekilde taranarak alınır. Ve bu taranan yünler fabrikaya getirilir. Sonra yeniden ayıklanıp yıkanan tüylerin en iyileri seçilir. En sonunda ise eğrilip boyanan yünlerden rengarenk ve sıcacık kıyafetler yapılır. Kaşmir'den yapılan yumuşacık kazakları, hırkaları, şalları, özellikle de bu değerli yünün hikayesini seviyoruz. Ancak fabrikadan ayrılıp şehrin en kalabalık pazar yerine gidip en az Kaşmir kadar Moğolların geleneksel kıyafetlerini de incelemek istiyoruz. Halk arasında kara pazar olarak bilinen şehrin en büyük açık hava pazarında ilgimizi özellikle Del adı verilen geleneksel kıyafetler çekiyor. Moğollar geleneksel kıyafetlerini yüzyıllardır giymekten vazgeçmeyen bir halk.
Her ne kadar büyük şehirlerde bu durum pek yaygın olmasa da del giymiş birçok insanla sokaklarda karşılaşmak mümkün. Del adı verilen elbiseyi giyen kadınlar bellerine rengarenk kuşak bağlarlar genellikle. Elbisenin kolları da soğuktan korunmak için uzundur. Hem erkeklerin hem de kadınların giydiği dellerin en önemli özelliği ata binerken hareketlerini kısıtlamaması. Yazın ince, kışın kalın kumaşlı giyilen dellerin altına pantolon ve içi yünlü uzun çizmeler giyiliyor. Özel günlerde ise ipekli del tercih ediliyor. Rengarenk delleri denedikten sonra pazardan ayrılıp Moğolistan'da yaşayan Hoton Türklerini yakından tanımak için yola koyuluyoruz. Kökenli bir topluluk Hotonlar. Dillerini unutmak zorunda kalmış olsalar da asırlardır gelenek ve görenekleriyle asimile olmadan yaşıyorlar. Onları yüz hatları, giyim tarzları ve farklı kültürleriyle Moğollardan ayırt etmek mümkün. Bizi geleneksel danslarıyla karşılayan Hoton kadınlarının çalıştığı atölyeyi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı açmış. Böylelikle kadınlar hem geleneksel kıyafetlerini dikme fırsatını buluyor hem de para kazanabiliyor. Biçki Dikiş Atölyesi, Türkiye'nin Hoton Türklerine tarım, ticaret ve istihdam alanlarında yaptığı çok sayıda yardım projelerinden sadece biri. Yılında geleneklerimizi ve kültürel mirasımızı korumak maksadıyla bir dernek kurduk. Daha sonra 5 yerde şubemiz açıldı ve bugün 5000 civarında kişiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. TİKA da bize destek vererek bu atölyeyi açmamızı sağladı. Burada şu an 5 makinemiz var ve biz geleneksel kıyafetlerimizi dikiyoruz. Yerel kıyafetlerimizi özellikle bayram gibi özel günlerde giyeriz. Del 4 parçadır ve bunlar del dediğimiz uzun elbise, tisek tek dediğimiz kaftan şapka ve saçı korumak amacıyla takılan çarçmikten oluşur. Ayrıca hoton delini evli kadınlar giyerler. Bekar kadınlar saçlarını parça parça örerler ve tort sok denilen yuvarlak şapka takarlar. Evli kadınlarsa saçlarını çarçmikin içine sokarlar. Söylediğimiz şarkının ismi Tort Soktoi Sevgel. Az önce yaptığımız geleneksel dansta her hareketin bir anlamı vardır. Mesela yukarıya doğru yapılan kol hareketi Hoton kadınının sabahları çay ve süt ikram ettiğini, ayrıca kocasıyla çocuklarını uzun yola gönderirken iyi dileklerde bulunduğunu anlatır. Diğer hareketlerse kadının evde yaptığı işlerdir genellikle. Un nasıl elenir, deri nasıl yumuşatılır gibi.
Atölyedeki bu sıcak muhabbetin ardından bir hoton çadırına davet ediliyoruz. Bugün evine gideceğimiz aile için önemli bir gün olduğunu ve bir törenin gerçekleşeceğini öğrenince daha çok heyecanlanıyoruz. Ger ismi verilen çadıra girdiğimizde dışarıdaki soğuk havayı da eşiği geçer geçmez unutuyoruz. Gerin ortasında yanan soba ekipteki herkesi çocukluğuna, henüz doğalgazla tanışmamış sobalı evlerimize götürüyor. Ger oldukça kalabalık. Anlamlandıramadığımız şekilde bir düzenin içeriye hakim olduğunu hissediyoruz. Çadırın sol tarafına erkekler oturduğu için sağ tarafa buyur ediliyoruz. Evin en yaşlılarının, aynı zamanda en hürmet edilenlerin yanına oturuyoruz. Herkes çok misafirperver ancak önemli bir törenin uzaktan gelen bu misafirlere rağmen aksatılmaması için de büyük bir gayret gösteriliyor. Ülkede Kazaklardan sonra ikinci büyük Müslüman nüfusu oluşturan Hotonların Uygur kökenli oldukları kabul ediliyor. Hotonlar İslam'ı kabul ediyor ancak kültürleri, günlük hayattaki davranışları ve bizim de şahit olduğumuz bazı geleneksel törenleri tamamen şamanizm etkisinde. Sarı koyunu doğa ve dünyaya kurban ettik. Aileye şans, sağlık ve mutluluk getirmesi için. Bu töreni her aile 3 ya da 5 yıl arayla yapıyor. Şans ve bereket ibadeti diyoruz buna. İlk önce tütsü yakarak ateşi kutsuyor, sonra çay duamızı yapıyor ve ardından kurban kesiyoruz. Dualar ortalama 5-6 saat sürüyor. Hoton Türkleri din adamlarına Moğol'da diyor. En önemli dini ve geleneksel törenlerde oldukça etkililer. Moğol'danın üzerinde uzun uzun dua ettiği çay, süt ve tuzla birlikte ikram ediliyor. Tuzlu ve sütlü çayı içmemek kabalık kabul edileceği için biraz zorlansak da içiyoruz. Ardından kurban kesiliyor. Kurban eti için ayrı, un ve pirinç için de ayrı dua ediyoruz. En sonsa kurbanın derisi için dua ediyoruz. Ben bir Moldayım. Bize Şeman ya da Molda deniyor. 100 civarında Molda var. Hotonların iyiliği için bu geleneksel ibadetleri yerine getiriyoruz. Moğolistan'da 15 bin civarında Hoton yaşıyor. Sadece başkentte değil, 18 eyalette Hotonlar var. En fazla nüfussa Uz eyaletinde. Camimiz yok, ancak 3 yılda bir toplanıyoruz biz Moldalar. Kendi aramızda iletişimi koparmıyoruz ve elimizden geldiğince atalarımızdan öğrendiğimiz kutsal ibadetlerimizi devam ettiriyoruz. Dualar eşliğinde sırayla ikram edilen etlerden küçük birer parça alarak yiyoruz. Etler Moğolistan'ın genelinde olduğu gibi az pişiriliyor, tuz neredeyse hiç kullanılmıyor. Herhangi bir baharatın adı bile geçmiyor. Bunu hiç sebze ve meyve yetişmeyen sert iklimine bağlamak mümkün. Dolayısıyla mutfaklarında alışılmış lezzetleri arama gayretine girmemekte fayda var. Bu sıcacık ve misafirperver ailenin 3 yıl aradan sonra yaptığı geleneksel ve dini törenlerini izledikten sonra yerden ayrılıyoruz. Karavanımızla yolda ilerlerken yol kenarında sıra sıra dizilmiş semanın en yırtıcı ve en heybetli kuşlarını görüyoruz. Müzik
İnsanoğlunun kolay kolay yanına yaklaşamayacağı kuşların bu sakinliği eğitimli oluşlarından. Yine de evcil olmayan bu yırtıcı kuşların uysallığına aldanmamak lazım. Yırtıcı kuşların en büyüğü olan kartal, turistlerin en çok ilgi gösterdiği kuş. Kuşlar arasında en yükseğe uçabilen kartalların kanatları açıldığında 2 metreyi bulabiliyor. Pençeleri sayesinde kendilerinden daha ağır avları bile uçarak taşıyabilen kartalların görme yetenekleri de çok iyi. Yüksek bir kayalıktan kuytuda bekleyen bir avı hemen fark edebiliyorlar. 70 ila 100 yıl yaşayabilen kartalların en ilginç özelliklerinden biri de güneşe çıplak gözle doğrudan bakabilen nadir canlı türünden biri olması. Kıvrık bir gagaya, kuvvetli ve keskin pençelere sahip olan baykuşları hepimiz gündüz uyuyup geceleri avlanmalarıyla tanırız. Her ne kadar birçok kişi tarafından sadece uğursuz bir hayvan olarak bilinseler de baykuşlar aslında ilginç özellikleri sahip canlılar. Örneğin görme ve işitme duyularının çok çok gelişmiş olması, ayrıca mavi rengi görebilen tek kuş olarak kabul edilmesi gibi. Yüzden fazla farklı tür olan baykuşlar 60 ila 70 yıl kadar yaşayabiliyor. Geniş bozkırların ülkesi sadece yırtıcı kuşlara değil, geçmişte başka bir yırtıcı türe de ev sahipliği yapmış. Moğolistan dünyada dinozor ve benzeri türdeki canlıların fosillerine en sık rastlanan ülkelerden biri. Dinozorlar var mıydı, yok muydu? Bu tartışmalar hep oldu. Ancak Moğol topraklarında yıllar önce dinozorların yaşadığına dair izler, kanıtlar bulundu. Milyonlarca yıl önce dünyanın hakimi, yeryüzünün en büyük canlısı dinozorların en çok da Moğolistan topraklarında yaşadığı biliniyor. Sadece yaşayıp yaşamadıkları değil, nasıl yok oldukları da epey merak konusu olan dinozorların bilim adamları tarafından bulunan fosillerini müzelerde, maket iskeletlerini ise hemen hemen her yerde görmek mümkün. Filmlere ve belgesellere konu oldular, haklarında çok şey yazılıp çizildi. Ancak onlara karşı merakımız asla bitmedi. Dünyanın birçok yerinde izlerine rastlandı, en çok da Moğolistan'da.
ülkede bugün hala sahip olduğu zengin dinozor fosilleri nedeniyle arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Akla gelen 13. yüzyılda dünyaya dehşet salan Moğol saldırıları ve Moğolların efsanevi lideri Cengiz Han'dır. Moğol boylarını tek bir bayrak altında birleştiren Cengiz Han, Orta Asya'da çok sayıda toprağı fethederek gücüne güç katar. Hızını alamayan Moğol orduları Macaristan'a kadar ilerler. Cengiz Han, ordusu batı istikametinde ilerlerken 1227'de başkent Karakurum'da vefat eder. Cengiz'in ölümünden sonra Moğol İmparatorluğu 1256'da 4 parçaya bölünür. Geçmişte Anadolu Selçuklu Devleti'nin de bulunduğu pek çok önemli devletin yıkılmasına, 40 milyona yakın insanın ölümüne ve şehirlerin yağmalanmasına neden olan Moğollar, aynı yüzyılın sonlarına doğru en geniş sınırlarına ulaşarak Avrupa kapılarına uzanır. Bugün ülkenin birçok yerinde Moğolların çok saygı duydukları biricik ataları Cengiz Han'ın heykeline ve ismine rastlamak mümkün. Cadde, sokak ve okul isimleri de genellikle imparatorun adını taşıyor. Kilogram paslanmaz çelikle kaplanan bu dev heykel, Cengiz Han'dan sonra ülkeyi yöneten hanları sembolize eden 36 kolon üzerinde yükseliyor. Ziyaretçiler tarihi bir müze olan heykelin içinden merdiven ve asansörlerle üst kata çıkabiliyor. Kocaman Cengiz Han heykelinin çevresinde ise yine Moğolların önemli komutanlarının heykelleri yer alıyor. Dünya tarihinin en etkili liderlerinden biri olan Cengiz Han'ın tartışmalı kişiliği kitaplara çokça konu olmuştur. Hayatı ise birkaç kez beyaz perdeye taşınmıştır. Moğolistan'da özellikle de başkent Ulaanbaatar'da en çok ziyaret edilen tarihi yapıların başında tapınaklar geliyor. Ulaanbaatar'ın en önemli ve en büyük manastırı Ganden Manastırı 1830'lu yıllarda inşa edilir. Komünizm döneminde fazlasıyla tahrip edilen manastır daha sonra komünizmin bitmesiyle yani 1990'lı yıllarda yeniden ibadete açılır. Bugün yüzlerce rahibin hem eğitim aldığı hem de hizmet verdiği manastır ayrıca düğünlere de gelin ve damatlara da ev sahipliği yapıyor.
Ganden Manastırı Budist inancının genç nesillere öğretildiği bir yer aynı zamanda. Manastır bugün yüzlerce Budist'e ev sahipliği yapıyor. Dini bakımdan halkın büyük çoğunluğu Budist. Budistler dışında Müslümanlar, Hristiyanlar ve Şamanlar da var ülkede. Kendilerini Hint-Tibet Budist dünyasının bir parçası olarak gören Moğollar, 16. yüzyıl sonlarında Tibet Budizminin sarı şapka akımını benimsemişler. Manastır içindeki tapınakta turistler tarafından en büyük ilgiyi 26,5 metre uzunluğundaki Buda heykeli görüyor. Heykel dünyada kapalı bir alan içinde yer alan en uzun heykel olarak biliniyor. Orijinali bakır olan heykel komünizm döneminde Ruslar tarafından kurşun yapılması için eritilir. Bugün altın kaplama olan heykel halkın bağışlarıyla 1996 yılında yeniden yapılarak yerine konur. Manastırın ardından bir başka önemli tarihi yapıyı ziyaret ediyoruz. Burası eski Moğol imparatorlarından Bogd Han'ın kışlık sarayı. Bugün müze olarak ziyaret edilen 1893-1903 yılları arasında inşa edilen saray özellikle mimarisiyle oldukça etkileyici. Bahçede yer alan tapınaklar kadar müzede sergilenen özel eşyalar ve değerli koleksiyonlar da dikkat çekiyor. Moğolistan'da en çok ilgimizi çeken ise Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıktaki bu başkentte peş peşe ülkemizden izlere rastlamak. Ankara Caddesi, Atatürk İlkokulu ve Türk-Moğol Dostluk Parkı şaşırtıyor bizi. TİKA tarafından inşa edilen Moğol-Türk Dostluk Parkı 2009 yılında açılmış. Açılış için seçilen tarih ise bir o kadar anlamlı. İlk kez 1969 yılında aralarında diplomatik ilişki kurulan Türkiye ve Moğolistan dostluklarının 40. yılını bu parkın açılışı ile kutlamışlar. Ankara Caddesi üzerinde Mustafa Kemal Atatürk anısına yapılan bir okul ve büst yer alıyor. Okuldaki bilgisayar laboratuvarından tutun da binanın dış cephesinin tadilatına kadar her şeyi kısa adı TİKA olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı üstlendiriyor.